Merhaba, ben Burak. Başlaması biraz zor oldu ya. Sabahtan beri uğraşıyoruz da. Son sınıf psikoloji öğrencisiyim. Işık Üniversitesi'nde okuyorum. 2016 yazında Aysel'le tanıştım. Ne yapsam diye düşünüyordum o yaz. Hala düşünüyorum. Ne yapsam diye. Ne yapsam diye hala düşünüyorum. Ama o hikaye çok güzel. Şöyle, abi ben Facebook'ta arkadaşımı stalkluyordum, tamam mı? Orada profile şey yazıyor. Aysel'le çalışıyor. Ne ki ya dedim, bu Aysel orada çalışılıyormuş falan. Tıkladım. Oradan işte portala falan gittim. Portalda böyle bakınıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Doldurdum. Biri bana mesaj attı WhatsApp'tan. Aysel şeylerini öğrenmek ister misiniz? Projelerini falan filan. İyi dedim, öğreneyim. Bu arada da şeyim kafamda, daha önce bir ton yerde gönüllü olarak çalıştım. Hani açayım bu tarz şeylere. Yazına ne yapsam diye düşündüğüm bir noktadaydım. Oradan işte konuşmaya başladı. Hoşuma gitti olay. Portala geldim, başvuruyorum böyle projelere. Bir de Haziran, hani düşünsene hiç tüm projeler dolmuş. Ben hani açıkta kalacağım gibi düşünüyorum artık. Hani öylesine başvuruyorum. Bir de ben olayın bug'ını buldum yani. Normalde 10 tane projeye başvuruyorsun sitede. Ben 3 tane savaştım. 30 tane projeye başvurdum. Cevap bekliyorum böyle projelerden. Hiç dönüş alamıyorum. En son ben ilgilenen arkadaş bana şey dedi. Ya dedi, Atina'da bir tane projede bir gönüllü gitmekten vazgeçmiş. Açık var. Gitmek ister misin? İsterim dedim. Hemen aynı güne mülakat ayarlandı. Mülakata girdim. Her şey güzel. Kız bana şey dedi. Proje şimdi haftaya başlıyor. Biz çarşamba günündeyiz. Ne zaman gelebilirsin dedi. Ben sekmeyi açtım. Oradan yazdım işte İstanbul Atina uçak biletleri. Dedim 2 gün sonra gelirim ben. Ucuza bilet var. 90 TL'ydi. Dedim 90 TL'ye bilet normalde de giderdim. Hiç düşünmeme gerek yok. Yeşil pasaportun güzel yönleri. Gittim, herkes çok geçirdi orada. Hani daha geçen kabul aldı, bir tip turenesi geldi falan filan. Değişik bir başlangıç oldu benim için. Projemde şeydi, nitelikli eğitim. Orada bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Hani İngilizceden ziyade şeydi, biraz daha kendi kültürümü ve hani bildiklerimi anlattığım daha interaktif bir projeydi. Orada zaten kendi İngilizce hocaları vardı. Ben daha çok hani şeydim, olayı daha eğlenceli hale getiren tiptim. Yani onlara İngilizce oyunlar oynatıyordum. Ve özellikle bunu Türk kültürüyle harmanlıyordum. Projenin güzel yönü, hani o match olduğumuz nokta, benim Türk olmam, onların Yunan olması. O hani arada olan tartışma demeyeyim de hani o soru işaretleri diyelim. Hani doğru tabiri bilemiyorum şu an. Küçükken çocuklara göstermem, hani aslında böyle bir şey yok. Benden insanım. Benden korkmanıza gerek yok, vermem. Tabii onunla baklavaya girmedik. Baklava lokum konuşmadık hiç. Yoğurdu da konuşmadık abi. Bilerek açmadık konularına. Dedim zehirlemeye gerek yok. Kimse zehirlenmesin konularla. Ama ben şey getirdim yani. Lokum götürdüm. Bana demişler gelirken şey yap dediler. Türkiye'den özel şeyler getirdiler. Ben de düşündüm hani bizde olup Yunanistan'da olmayan ne var diye düşündüm. Pişmaniye gayet güzel. Net orada yok yani. Bu güzel. Kete götürdüm. Şey ya, adını unuttum, bir şey daha gösterdim. Böyle macun gibi. Pestil. Pestil götürdüm ha. Pestil götürdüm falan. Pişmani sevdiler. Pestil de sevdiler. Pestil zaten koparıp koparıp yiyorlardı. Hani anaokulun bir yerine koydular. Canı sıkılan koparıp yiyordu. Geçen oradan alıyordu yani. Güzel bir şey oldu. Lokumu gösterdim. Böyle biz bunu biliyoruz falan oldu hepsi. Dedim bilmiyorsun, dedim farklı. Bu Türkiye'den geldi falan. Hmm oldular. Böyle şeylerden var, o kadar benziyor, bize döndü olay. Çocuklar tabii bilmiyor yani ne kadar benziyoruz, benzemiyoruz falan. Onu da anladılar. Öyle güzel vakitler geçirdik. Onlara falan şarkı öğrettim onlara. Bizim o ilkokulda öğrendiğimiz mini mini bir kuş konmuştur falan. Onları ezberlediler. Baya söylüyorlardı sabah akşam. Artık diyorum başka bir şey ezberleyelim hani. Bir tane de kalmasın. Çocuklar onu çok sevdi, durmuyor. Hiçbir onu söylüyorlar. Bak şey oluyordu. Of biz çok random gidiyoruz. Bana şey soruyorlardı. Abi diyor anaokulundasın. Çocuklar İngilizce bilmiyor. Sen Yunanca bilmiyorsun. Nasıl anlaşıyorsunuz falan filan. Hani öyle bir sıkıntı olmuyordu. Ben burada daha önce de çocuklara çalıştım. Çok projede. Çocuğun zaten kullandığı dili aynı. Çocuk her yerde çocuk yani. Onu orada kavruyorsun. Bir şekilde anlaşıyorsunuz. Hani o iletişim sağlanıyor. İlk bir hafta tabii zorlanıyorsun. Ne konuşacağım, ne yapacağım orada falan filan diye. Ama çok yardımcı oldular oradaki öğretmenler de. Ki benim de biraz yapım gereği daha uygundum yani öyle bir projeye. Çünkü çocuklarla olmayı seviyorum. Onlarla geçirmeyi seviyorum. Halil oraya iyi bir enerji getirdiğimi düşündüm ve o uyum sağlandı. 6 hafta sürüyor projeler. Benim projemde 5 hafta sürüyor. 1 haftası oryantasyondu. Şeyi düşünmüşler yani. Gelen insanların bazısı buraya hazırlıksız gelecek. O 1 haftayı hazırlık yapsınlara ayırmış. Bizi topluyorlardı ofiste, işte her gün çalış hani projene bir şeyler hazırla diyorlardı. Onlara bayağı kartlar hazırladım, CD'ler yaptım. CD'lerde işte şarkılar koydum, çizgi filmler koydum. Özellikle şeyi falan da koydum, Hacivat Karagöz koydum. Alt yazılı koyuyorum ama hani İngilizce alt yazı çocuklardan anlamıyor. Diyorum Yunanca alt yazı, direkt Yunanca mı bulsam falan oldum. Sonra dedim ilgisini çekmez çocuğun yani, orada zaten bize de var falan hoplana girer. O şeyi vermeye çalışmıştım abi, benziyoruz. Hani insan her yerde insan, ortak kültürü vermeye çalıştım. Onların da hoşuna gitti. Çalıştığım çocuklar şeydi, 4-6 yaş arasıydı. 4-5 ve 5-6 yaş arası iki sınıf vardı. Bayağı fark ediyormuş, onu da gördüm orada adam. Yani çocuk. Hani 4 ile 6 arasında bayağı bir fark olduğunu orada tekrar görmüş oldum. Bayağı oynadığımız oyunlardan birbirimize bakışımıza kadar değişiyordu. 6 yaş biraz fazla sıkılıyor. Daha hareketli, böyle vurdu kırdı istiyor. Böyle oturup yani slide'a bakayım, o bana konuşsun sevmiyor. 4 yaş daha sakin. Tabii her 4 yaş aynı değil de hani onlar daha böyle dinlemeyi seviyor, anlattıkça merak ediyor, soru soruyor falan. Peki şey, bölümüne bir alakası var mı? Yani bilerek mi seçmiyorsun?
Güzel soru. Zaten portalda birçok proje var. Hani her ne kadar ben Haziran'da başvursam da yine bayağı proje vardı. Geç kaldım falan ama hatta kabul aldığım projeler de vardı. Başka projeler de vardı. Ben ama özellikle şeye bakıyordum. Hani çocuklarla çalışabileceğim bir projeye bakıyordum. İlgisi tabii ki var ama hani böyle tamamen match olmuyordu haliyle. Yani en çok match olan proje oydu. Benim oradaki avantajım çalıştığım anaokulu güzel bir anaokuldu ve psikologları vardı. Ara ara beni çağırıyordu yanına. Hani ne görüyorsun, ne yapıyorsun falan sorular soruyordu. Öyle muhabbet edebiliyorduk. O yanı güzeldi. Onun dışında ekstra gelip de psikoloji bilgimi üstüne koymadım tabii. Oradaki Isaac şubesi sana nasıl yardımcı oldu, neler yaptılar, işte hostelinde mi kaldın, yurtta mı kaldın? Biraz daha süreçten bahsedelim. Çok yardımcı oldular. Hani şey, şunu da biliyorum şimdi, ona söyleyelim. Her gittiğin şube aynı değil. Her şube farklı farklı çalışıyor. Isaac Atina şubesi, birçok Atina şubesi var da benimki Atina University olması lazım. Çok iyi çalışıyordu. Özellikle gelen insanlara karşı çok yardımseverlerdi. İlk gittiğim zaman ben bir hostelde kaldım. Onlar karşılıyordu ücretini. Daha sonra dediler ki hani seni farklı bir yer alacağız. Bu sefer de başka bir hostelde beni. Biraz uzaktaydı yani, Atina'nın dışında bir yerdeydi hostel. Ben de dedim ki ya ben dedim zorlanıyorum her gün buradan şeye gitmeye. Çünkü İstanbul gibi düşün. Şile ve Silivri gibi düşün. Ben zıt olması lazım. Bayağı zıt yerlerdeydi yani benim bulunduğum yerde gittiğim okul. Dedim ki beni daha hani ulaşımı kolay olan bir yer alabilir misiniz dedim. Bir gün sonra direkt yerimi değiştirdiler. Orada şey vardı. Intern house'ları bir yer vardı. 5-6'na gönüllünün kalabildiği evler vardı. Evde gayet öğrenci evi tarzı bir yer. Kullanışlıydı benim için. Daha da rahat ettim. Host family'de olsa belki o kadar mutlu olmazdı. Kadar da benzemiyoruz diyebileceğim garip bir yanım var mı? Bu hani Yunanistan'la ilgili değil de genel olarak şey anladım yani. İnsanlar yerde insan yani. Bizim değerlerimiz de aynı, şeylerimiz de aynı. O kadar fark etmiyor. Tabii her kültürün farklılaştığı noktalar var ama genel olarak insanın beklentisi, insandan beklentisi aynı. Onu görmüş oldum. Hani sırf Yunanlara has değil de projemde hani şeyde birçok proje yapıyorlar. Ve nereden baksam 60-70 kişi vardı benim olduğum dönemde ve dünyanın her yerinden vardı. Hani Hindistan'dan vardı, Pakistan'dan vardı, Mısır, Fas, Brezilya, Amerika, Kanada, Şili'den falan vardı. Orada hiç şey görmedim ya, biz hani abi adam Güney Amerika'dan geliyor, ben Türkiye'denim, kesin farklıyızdır diye bir şey yoktu. Bizim işte arkadaş grubumuz olmuştu. Ben vardım Türk, Yorgos vardı Yunan, Apar vardı Hindistanlı, bir de Marco vardı. O da İtalyan'dan, öyle bir grup kurdu. Gayet anlaşabiliyorduk yani, şey baktığın zaman herkes farklı ülkeden geliyor. Anlaşamadığınız nokta olmuyor mu diye düşünüyor insan ama öyle bir şey olmadı. Hala iletişimdeyiz, hala görüşüyoruz. İki tanesinden burada ağırladım, geldiler ziyaretime. Onlara bir Türkiye turu yaptırdım falan. Etkileşimdeyiz. En komik anım ya şey vardı. Ben oradayken Ramazan Bayramı'na denk geldi. Bahsettiğim gibi hani kültürü veriyorum orada. Biz ne yapıyoruz, nasıl insanlarız falan. Dedim Ramazan Bayramı'nı göstereyim. Ne yapıyoruz biz Ramazan Bayramı'nda? Hani o eski Ramazanları orada canlandırayım dedim. Bayağı şeker topladım falan filan. Bayramın ilk günü gittim şekerlerle. Dedim ki oradaki hocaya, İngilizce hocaları vardı kendi. Dedim ki böyle bir olay var, ben bunu göstermek istiyorum. Ne yapıyoruz? Hani onlar senin elini öpecekler, sen şeker vereceksin. Kadın da ilk anlamadı hani şeymiş. Hani o el öpme olayı onlara çok ters geldi. Şey yapmadılar yani, benim sevmediler. Dedim yani ne var, elini öpecek bunda falan. Tamam falan dedi. Onu gösterdim. Çocuklar da onu kafalarına bağdaştırmışlar. El öpersek şeker alacağız. Aralarında oyun yapmışlar. El öpüp duruyorlar yani. Ertesi gün geldim, elimi öpmeye çalışıyorlar. Müdür gördü. Ne oluyor? Bir elini tutuyorlar falan diye. Yani o garip bir duruma düştüm. Ben açıklamaya çalışıyorum. Kültür falan, ne kültürü diyor, öyle kültür mü olur? Kadına hani şey yaptım böyle, videoları açtım, bak biz de böyle yapıyoruz falan. Anlamadı yani, o kadına bayağı ters geldi. Daha sonra dedi çok yapmayın. Bu çok olmasın burada. Apartman apartman gezdirebilirdim de. Okulda öyle aralarında oyun yapmışlardı. Peki projemde iyi ki gitmişim dediğim yan var mı? Ya her anda şeydi, iyi ki gelmişim oldu. Hiç şey olmadım. Ben burada ne yapıyorum yaşamadım hiçbir zaman. Bir şey anı garipti ya, benim gittiğim dönem darbe oldu. Şey anlatıyorum hani, gittiğim her an iyi ki gitmişimdi. Bir o an şey oldum. Ya ben burada ne yapıyorum, bir an orada soralım. Hani kendime darbe oldu ya, ben burada ne yapıyorum. Bir de şey geliyor, bayağı bilgi kirliliği vardı. Telefona mesajlar geliyor. Sen orada kaldın, işte sınırlar kapatılmış falan filan diyorlar. O an hani şey de güzeldi bu olayla ilgili. Hani herkes destek çıkmaya falan başladı. Nasılsın, iyi misin? Oradaki arkadaşlarım direkt yazmaya başladılar. Hani evdeysen gel dışarı çıkartalım falan filan. O bayağı güzeldi mesela, o an o desteği, hani insanlık varmışı gördüm. Hani o şeyi düşünüyordum ben açıkçası, hani 6 haftalık projene kadar yakınlaşacaksın ki yani nasıl bir bağ olacak diye düşünüyordum. O öyle değilmiş, o 6 hafta cidden insanlar arasında iyi bir iletişim olması için yeterliymiş. Biz o bağı bir hafta sonradan almıştık ki bu olay benim projemin ikinci ya da üçüncü haftası oldu. Onlar hemen hepsi desteğe çıktı, hani yanımda olmaya çalıştılar falan. Çok güzel bir andı benim için. Özellikle iyi ki darbe olduğu an orada demedin de, o an onu yaşayınca, onu öğrenince hoşuma gitti diyeyim. Cümleyi kuramadım. Bize öyle bir şey söyledi ki global volunteer'im derim. Bu şey gibi değil mi? Isaac'ı alımı, mülakat sorusu.
Bu benim her zaman düşündüğüm bir şeydi. Şöyle, herkes gönüllü olmalı mı sorusu var. Bence herkes gönüllü olmamalı şimdi. Kendi görüşümü söyleyeyim. Eğer sen insanlara dokundukça mutlu olan, hani ruhen dokundukça mutlu olan biriysen, yanlış anlaşılmasın. Elemeden bahsetmiyorum. Hani ruhen dokundukça mutlu olan biriysen kesinlikle git. Unutulmaz bir 6 hafta yaşayacaksın. Anılarını hala hatırlıyor olacaksın yıllar sonra, ki benimki 2016 yılındaydı. Şu an 2019 yılındayız. Ben hala dün gibi hatırlıyorum ne yaptık, ne ettik. Hala konuşuyorum hepsiyle. Ara ara özlüyorum. Keşke dönsen de baksam ne yapıyor oradaki çocuklar şu an falan oluyorum. Ben şeyde kaçırmıştım ya. Son gününü kaçırmıştım. Tarihleri karıştırıp ben projem bir hafta daha var sanıyordum. Anaokulun son gününü kaçırdım falan. Bayağı üzüldüm yani. Şey oldum. Ben şimdi bunları bir daha göremeyeceğim. Öyle vedalaşamadık yani falan oldum. İçime oturmuştu bayağı. Bunlardan etkilenen biriysen kesinlikle git. Öbür türlü diyorsan hani ben bunlar beni açmıyor. Ben gönüllülük çok sevmiyorum diyorsan önce bu gönüllülüğü öğren Türkiye'de. Türkiye'de bir gönüllü ol. Gönüllülük nasıl işliyor? Gönüllülüğün sana katkısı ne? Bu stepleri önce al, daha sonra git. Çünkü şu oluyor yani, oraya gelip de çok sevmeyenler oluyor, sıkılanlar oluyor. Ben burada ne yapıyorum diyenler çok oluyor. Hani haliyle oradaki insanlara ayak bağlıyorsun. Oradaki çocukların deneyimine mani oluyorsun. O çok kötü. Hani onlar cidden senin gözünün içine bakıyor. Hani bu biri gelmiş ya Türkiye'den, Hindistan'dan, işte Amerika'dan biri gelmiş, adamın hayatına girmişsin. Onlar merak ediyor. Senden bir şey dinlemek istiyorlar. Seninle özellikle vakit geçirmek istiyorlar. Onlar için mükemmel bir fırsat. Hani buna mani olma. Herkes gitmesin. Bilen gitsin. İçinde o duyguyu taşıyan, o hevesi olan orada bulunsun isterim ben. Şimdi tuşu arıyorum. Abone olun. Burada mıydı? Öncelikle benim 4 gün sonra doğum günüm var. Bugün ayın 3'ü. Lütfen doğum günümü kutlayın falan diyormuşum. Doğum günüm var ama kutlaması gerekiyor. Abi kanala üye olun ya. Arada bir bakıyorum, üzülüyorum. Isaac Türkiye kanalı. Abone sayısı çok az. Gördüysen, beğendiysen, böyle başka deneyimleri dinlemek istiyorsan abone ol, bildirim gelsin, dinleyiver. Belki hoşuna gidecek. Hem dinlediklerinden bir şey öğrenirsin, hem belki gaza gelirsin. Aa ben de gideyim, ne kadar güzel diyebilirsin. Bir yerde abone olma tuşu var. Ona basarsanız mutlu oluruz. Görüşürüz.